Günaydın değerli izleyicilerimiz. Hayırlı haftamız olsun inşallah. Türkiye hafta sonu 12 evladına ağladı. 12 yavrumuza Yaradan'dan rahmet, ailelerine ve hepimize Yaradan'dan sabır diliyorum. Allah bir daha böyle şeyleri bize yaşatmasın inşallah diyorum. Zeynep Hanım burada. Zeynep Hanımcığım hoş geldin. Nasılsın? Allah iyilik versin inşallah. Sen de Ayşe ile uğraşıyorsun. Ama aramamış olman buradaki arkadaşların tarafından da eleştirildi. Zeynep Hanım neden aramıyor dediler. Şimdi, çocukların sesini niye duymak istemiyor? Seda Hanım telefon açtığımız için, açtığımızda küfür yediğimiz için küfürlerinden bıktık. O yüzden aramıyorum. Her zaman küfür yemek zorunda değilim. Evet, küfür hakaret. Ağzına gelmedik şeyler sayıyor. O yüzden yani küfür duymayı istemediğimiz için aramadık. Ama çocuk... Ali de öyle söyledi. Dedi ki abla aradım, pazartesi salı aradım. Hakaret, küfür yanımdaki evet. hanımefendiye de dedi. O kadar evet. küfür ve hakaret etti ki kapattım, çocukları da vermedi dedi zaten. Evet. Ama Seda Hanım illa ki o çocuklar yani yerinde gecinde gelecek. Peki niye bizim. Böyle yapıyor? Bitti. Bitmiş için Ali geri istiyor ama asla ona, Ali'nin ona döneceğini hiçbir zaman zannetmesin ki biz asla kesinlikle istemiyoruz. İstesek zaten bu zamana kadar birlikte olurlardı. Yaptığı hatalardan dolayı her şeysinde biz yeter o sandıkka hepsinden illallah getirdik Seda. Oysa ki ayrılan insanların çocuklarla ayrılmadığını, evet. sürekli çocuklarla beraber oturup konuşmaları lazım. Yani biz ayrıldık ama biz sizden ayrılmadık. Aksine çok şanslısınız, artık iki eviniz var gibi evet. böyle böyle anlatılabilir çocuklara. Evet, neden bunlar bunu başaramıyorlar sence? Öyle başa, onlar Ayşe'den öyle dolayı mı? Evet, öyle gelmiş, öyle gidiyor Seda Hanım. Asla ne Ayşe'yi ne de annesini babasını kesinlikle değişmez yani. Değişecek biri değiller yani. Efendim Şükran, ne dedi canım? Ayşe dedim, neyi başardı ki onu da başarsın Seda Hanımcığım? Evet. Hiçbir şeyi başaramıyor. Bir şey söylüyoruz, yapma diyoruz, bir bakıyoruz ertesi günü aynı şeyi, hatayı yapmış. Peki Ali bana diyor ki, abla o kameraları oradan çektiğin evet. an... Evet. O çocuklar yine sefil perişan olacak. Ayşe yine aynı Ayşe olarak kalacak. Değişmez. Doğru mu? Doğru öyle mi? Seda Hanım. Kamerayı çekeceksiniz. Arkadan onun haberi yok. İzleyeceksiniz. Bak çocukları nerelere götürüyor, ne yapıyor. Öğreneceksiniz. Evet, bunu sen daha önce de söylemiştin. Evet. Gerçekten. Yani ben buradan gönderdim, dedim ki gönderirken de kameralar başında durursa, hani o rutine alıştırırlarsa o rutin devam eder dedim çocukların iyiliği için. Ama Ali de, annesi Zeynep Hanım da bunun asla öyle olmayacağını, Ayşe'nin değişmeyeceğini, o çocukların yine aynı şeyleri yaşayacaklarını, hatta okula bile belki de okula yazdırdık. Evet, yazdırdık Seda Hanım. Biz hani Zeynep Hanım göndermemiş dedik sen ama velayet onda olunca ben yazdıramadım. Onun gönderdiği okula da 2,5 milyar servis parası istiyor. Zaten biz askere ücret, emekli maaşı 7,5 milyarla zor geçiniyoruz. Nasıl servis parası vereyim de göndereyim? Yanımda okula vereyim dedim. Vermedi. Vermeyince de gönderemedim yani. Bu yüzden gönderemedim. Evet, bu yüzden gönderemedim. Böyle bir şey gerekliymiş. Onu da sonradan öğrendim tabii evet, ki. Efendim Tülay'cığım. Annenin imzası olmayınca asla kayıt etmediler. Öyleymiş, evet. Şimdi çocukları eğitim hakkından kimse mağdur etmemesi gerekiyor. Ali de çalışıp, yani bence hani söylemek istemiyorum ama koşacağına o iki çocuğun sorumluluğunu anne ve baba olarak almaları gerekiyor Seda Hanım. Yani şimdi ama işte eğitim... Ali bunu niye başaramıyor biliyor musun? Ayşe'nin tutumundan ve tavrından dolayı başaramıyor adam. Zor durumda kalıyor. Çünkü Ayşe ne yapıyor biliyor musun? Ali çocuklar dediğinde Ayşe başlıyor Ali'nin hayatlık kadına saldırmaya. Bunu gördünüz. Evet. Ayşe o şurayı bir geçse, artık çocukların babası gözüyle baksa onu ama halledecek yine Ali. Yine de baba olarak mücadele etmesi gerekiyor. Ne olursa olsun. Gerekiyorsa yasal yollara başvuracak. O çocukların eğitim hakkını kimseye engellememesi gerekiyor. Ali'nin Seda değil Hanım. Mi? Ama evet, o yasal evet. yollara başvurduğunu biliyorum. Başvurduk Seda Hanım da işte istemiyor. O yüzden beklemeliyiz. Adalet de ne yapsın anam? Dosya, 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 dosya. İşe başlayacak, işe hazır ama oradan da mahkemeden çağırdığı için işten izin vermiyorlar. O yüzden ya çıkarıyorlar. O yüzden bu işi mahallede... Vallahi Allah yardımcınız olsun. Evet. Elimden geleni yapıyorum görüyorsun. Evet Seda Hanım. Yapıyorum yani.
Daha ne yapayım Safiye? Ayşe, çocuklarını kaybetme korkusuna siz kameraları çekseniz bile o şekilde de devam edecektir uzun bir süre. Belki daha sonra cıvıtır işte Ali ile ilgili yine uğraşmaya zaten uğraşıyor da uğraşmaya başlamayı bırakırsa belki çocuklarına dört elle sarılır ama şu noktada çocuklarını kaybetme korkusundan çocuklarına güzel bakar kameralar olmasa bile. Çünkü onları kaybetmekten korkuyor. Kim öyle korkuyor? Bir şey olmaz. Kamerayı çek diyen o çocuklar sefil olacak. Hayır. Efendim Semra. Zeynep Hanım'ın torunlarına ne kadar düşkün olduğunu hepimiz biliyoruz. Ali Bey de öyle. Ama burada Ayşe'nin kendi zaten karakterinde var yalan söylemek. Evet. Ya evet. Kameraları Ali de diyor ya. Abla bir çek kameraları bakalım göreceğiz ne olduğunu. Ayşe. Şimdi evet, Ayşe'ye zaten biz güvenmiyoruz. Ayşe'nin yaptığı her şey yanlış. Kesinlikle eleştiriyoruz, katılmıyoruz. Çocukları da zaten kullanıyor. Hani çok çok yanımda dursun diye bir düşüncesinin olduğunu zannetmiyorum ama ben Ali'ye de burada bir şeyler söylemek istiyorum. Ali'nin de ne olursa olsun hani servis parası 2500 lira dedi ya, onu verip okul eğitim hakkından çocukları almaması lazım. Ben de ona katılmıyorum. Ya işte almadık ama işte yanımızda okula yazdıramayınca olmadı yani. Hayır, bundan sonrası için diyorlar. Evet. Onu da şimdi sormak, Hanım, konuşmak lazım. Ben sosyal medyadaydım. Bir adam geldi girdi. Hı. Çocuklar saat 9'da yatırıyor diyor ya. Hayır, çocuklar 9'da yatırmıyor çocukları. Ne yapıyormuş? Adamı aramış. Ankara'da çalışıyormuş. Hı. Gel görüşelim diye. Şimdi çay bahçesine geldi çocuklarına. Ben çay içtim gidiyorum. Benim numaramı da verin. Orada arasınlar dedi. Çocukları gezdiriyor Seda Hanım. Çocukları yatırıyorum diyor. Bizim kameralarda çekiliyor çocuklar gidiyorlar. Bu onların arkasından. Evet. Annesine babasına da çocukları çıkarıyorum bahanesiyle. Evet. Kendi mi geziyor? Geldi geziyor. Bak ben çay onu ne yapacağım? Bugün yeri değil. Bugün bilerek bağlamıyorum onu. Bugün yeri değil.